Efendim Karahisar TV stüdyolarından herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyoruz. Afyon Karahisar'da çekimlerini yaptığımız ve uzun bir süre ara verdiğimiz Kocatepe'den Bakış adlı programımızla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün sanata dair çok güzel şeyler konuşacağız. Öncelikle isterseniz ben konuklarımı sağ baştan tanıtmaya başlayayım. Sağ tarafımda hocam, kendinizi tanıtarak lütfen başlayalım programımıza. Evet, doçent Doktor Seyhan Caykan, Afyon Devlet Konservatuarı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Opera ana sanat dalı öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Sahne Sanatları Bölüm Başkanı ve Müzik Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerim var. Teşekkür ediyorum. Bizler Başak Hanım'ı tanıyoruz Afyon Karahisar'da. Tanımayan neredeyse yok ama bir de Başak Hanım'ın kendisinden duymak isteriz. Buyurun. Teşekkür ederim Faruk Bey. İsmim Başak Nakilcioğlu, ressamım. Devlet tiyatrolarında çalıştım realizatör olarak. Evet. Sanıyorum realizatör kelimesinin açılımına geleceğiz herhalde. Geleceğiz. Teşekkür ediyorum. Devam etmek isterseniz buyurun. Ben realizatör kelimesini size bırakayım. Siz sorduğunuz zaman cevaplayayım. Peki konuklarımızı tanıyalım. Tabii. Seyircilerimiz tanısın. Daha sonra sorulara geçelim yavaş yavaş. Evet, sol tarafımda benim iki gözüm sevgili hocam Seyhun Sertan hocam. Dediğim gibi bizler tanıyoruz ama bizi izleyen WorkTürk TV izleyenleri için Seyhun Sertan kimdir hocam? Öncelikle çok teşekkür ediyorum teveccüh gösterip bizleri davet ettiğiniz için. Ben Seyhun Sertan, 1981 Tekirdağ doğumluyum. Aslen Sivaslıyım. Uzun yıllar Adana'da yerleşik yaşadık. 9 yıldır Afyon Karahisar'dayım. Burada Risus Sanat'ın kurucusu ve başkanıyım. Tiyatro eğitmenliği yapıyorum. Tiyatro oyunları yönetiyorum. Herhalde onlara daha sonra sıra gelecektir. Evet hocam. Ben sözü Hayat Hocam'a devredeyim. Evet Hayat Hocam, sizi iyi dinliyoruz. Buyurun. Ben de Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema televizyon bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Yaklaşık herhalde Afyon'da 22 sene oldu. Ondan sonra sinema televizyon ama bölümde ve fakültenin tamamında fotoğraf dersleri daha çok benim uzmanlığım. Fotoğraf dersleri üzerine yoğunlaştık, fotoğraf üzerine. Afyon'da da iki tane dernek kurduk. Son kurduğum derneğin hem kurucu başkanıydım. Başka sebeplerden dolayı da ayrıldık. Şimdi onlar kendi yolunda, biz kendi yolumuza devam ediyoruz. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Evet, yavaş yavaş isterseniz sorularıma geçmek istiyorum. Müsaadenizle Seyhun Hocam'la başlamak istiyorum. Sevgili hocam, şimdi tiyatro, Afyon Karahisar'da uzun yıllar tiyatro yaptınız. Evet. Efendime söyleyeyim, güzel oyunlar sergilediniz ve kapalı gişe oynadınız. Biraz Risus Sanat'tan bahsedelim isterseniz. Risus Sanat neler yapıyor, ne tür faaliyetleri var? Evet. Ben hemen Risus Sanat'ın biraz öncesinden alacağım müsaadenizle. Buyurun hocam. 1995'te amatör tiyatroyla tanıştım. Evet. Bu aralıksız 2004'e kadar devam etti. Sonra 2004'te devlet tiyatrolarında göreve başladım. Fakat biz sözleşmeliydik. O zamanlar bizim tayin durumumuz gibi yoktu. Aile Adana'daydı. Ben istifa ettim. Sonrasında bir kamu iktisadi teşebbüsünde görevde bulundum. Yozgat'ta, Kars'ta. Ve 9 sene önce Afyon'a geldim. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde. Bu sefer İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Kültür Şube Şefi olarak göreve başladım. Ama bu süreç zarfında tiyatrodan hiç kopmadım. Profesyonel değil, amatör olarak yine devam ettim. Afyon'a gelir gelmez 9 sene önce burada topluluğumuzu kurduk. 2014'te topluluk olarak yola çıkmıştı ama biz 2016'da bunu bir sivil toplum kuruluşu olarak resmileştirdik. 8 sezon geride bıraktık. Eğer müsaade ederseniz kısaca hemen yaptıklarımızdan hocam, buyurun, bahsetmek istiyorum. Bu 8 sezon içerisinde biz 13 farklı yetişkin oyunu sahneye koyduk. 11 farklı yetişkin tiyatro organizasyonu İstanbul'dan, İzmir'den ve Antalya'dan tiyatro oyunları getirdik. 3 farklı çocuk tiyatro oyunu organize ettik.
Bu arada kendi oyunlarımızda 120'nin üzerinde ücretsiz temsil verdik. Aslında bu 120 rakamı değişti ama ben kaç olduğunu bilemediğim için hala 120'nin üzerinde demeye devam ediyorum. 25.000'in üzerinde seyirciye ulaşmışız bugüne kadar. 6 tane Kültür Bakanlığı onaylı projenin yürütücülüğünü yaptık. Bir tane de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında... Hocam özür diliyorum, lafınız balla kesiyorum. Kültür Bakanlığı'ndan Afyonkarahisar'daki amatör tiyatrolarda destek alan tek tiyatro bildiğim kadarıyla Risus Sanat. Evet, bunu açmak isterseniz. Hatırlattığınız ve dile getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Afyon'da Kültür Bakanlığı'ndan onaylı destekli proje yürüten bir tek kendi kuruluşumuz var. Bu anlamda ilk oldu ve tek olmaya da devam ediyor. 6 proje boyunca da yine sadece biz yürüttük. Ama inşallah ben tabii bununla gurur duyuyoruz ama bunun yanında ben daha farklı yine aynı destekten yararlanan, aynı projesi onaylanan başka başka ekiplerimizin de olmasını arzu ediyorum. Evet. Bu anlamda yalnız olmayı olumlu bulmuyorum. Ne kadar çoğalırsa bu tarz ekipler ben o kadar mutlu olurum, o kadar sevinirim. Bunu böyle dile getirmek istiyorum. Bu süreçte tabii biz Risus Sanat olarak Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa çalışmalar yürüttük. Oralarda tiyatro eğitimleri ve yaratıcı drama eğitimleri verdik. Ve Mehmetçik Vakfı'na, Afyon Eğitim Vakfı'na %100 oranında bağış yaparak oyunlar oynadık. Çok güzel oyunlar sergilendi. Evet, gelirlerinin tamamını %100 oranında oralara devrettik. Yaşayan Şehir Kütüphaneleri projesi kapsamında 7000 tane kitap toplanmasını sağladık bir farkındalık oluşturmak için. Ve zannediyorum bununla ilgili olarak farklı okullarımızda 3 tane kütüphane açıldı. Evet. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bunun haricinde de ilk öğretim öğrencilerine 47 tane bot ve mont temini gerçekleştirdik. Tabii bütün bunları yaparken benim bu yolda beraber yürüdüğüm bir yol arkadaşım, yoldaşım dediğim sevgili Onur Yalçın var şu an aramızda değil. Buradan Onur Hocama da selamlarımızı buradan iletelim. Onu da, çok değerli sanatı seven, sanata katkı sunan kardeşimiz. Onu da hatırlatmak isterim. Şu an kendisi aramızda değil. Ve bundan sonrası için tabii az sonra soracak mısınız bilmiyorum. 2022'den itibaren Risus Sanat daha farklı bir yolda devam edecek. Evet, bugüne hocam. Kadar biz yalnızca bir tiyatro sivil toplum kuruluşuyduk sahne sanatları anlamında. Ama bundan sonra... Akademik anlamda da güzel şeyler... Güzel bir sözcük telaffuz ettiniz. Şöyle biz bir sanat atölyesi planlamıştık aslında. Hı hı. Burada sanatın farklı dallarından çalışmalar yapılsın şeklinde arzu ediyorduk. Ama şu anda geldiğimiz noktada öyle değerli hocalarımız, öyle değerli isimler var ki az sonra sohbetlerinde seyircilerimize daha yakından tanıyacaktır. Kendileri yalnız ilimiz için değil, yani ülkemiz çapında çok değerli işler yapan ve bazı hocalarımız ülke sınırlarımızı aşan işler yapan kendi alanında değerli isimler. Biz bu anlamda bir akademiye dönüşmüş durumdayız farkında olmadan. Bundan sonra çalışmalarımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Ben bu anlamdaki çalışmalarımızı daha sonra sözü verdiğinizde inşallah açıklayacağım. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Hayat hocama döneyim. Sevgili hocam, siz güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapıyorsunuz. Evet. Ayrıca değerli bir fotoğraf üstadısınız. Ben bunu abartmadan söyleyebilirim. Estağfurullah. Ayrıca ulusal hem de ülke sınırlarını aşan eserleriniz de var. Ki bana hediye ettiğiniz bir fotoğrafınız var. O ofisimin en güzel köşesinde kulaklarınızı sürekli çınlatıyoruz. Bu sergilerinizden bahseder misiniz? Yani değerli bir fotoğraf sanatçısı olarak eserleriniz nerelerde sergilendi, nerelerde sergi açtınız? İsterseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii. Doğrusunu isterseniz ilk kişisel sergimi 2000 yılında İstanbul'da açmıştım. İstiklal Caddesi'nde Dünya Gazetesi sergi salonu vardı o dönemlerde. Ama öncesinde tabii öğrencilik yıllarımdan itibaren 2000'e gelinceye kadar defalarca farklı farklı karma sergilerde bulundum. Dediğim gibi 2000'de de ilk kişisel sergimi, siyah beyaz sergimi, Dokunuş adlı bir sergi açtım. Ondan sonra da hani peşi sıra diğer sergilerim geldi.
çoğu portre ağırlıklı çalışmalar olmakla birlikte tabii bunun yanı sıra belgesel nitelikli hatta etnografik niteliğe sahip çalışmalarım da mevcut. Daha artistik çalışmalarda da bulunmaya çalışıyorum. Mesela onlarla ilgili olarak yurt dışında iki tane müzede toplam üç tane eserim kataloglarına girmiş durumda. Böyle yani Afyon'a geldiğimde tabii ben daha öncesinde Afyon'a gelmeden önce reklam sektöründe İstanbul'da çalışıyordum. Özel sektörden geldik üniversiteye. Ondan sonra buraya geldiğimde ilk yaptığım sergi Karahisar'da diye bir portre fotoğraf sergisiydi. Afyon'da en azından benim dikkatimi çeken portrelerden oluşan siyah beyaz bir çalışmaydı. Ardından şu anda sayısını gerçekten unuttuğum pek çok karma sergi, kişisel sergiler hazırladım. En son çalışmam da birkaç sene önce başladığım tiyatrocular serisi, sahne evet, sanatları noktasında. Çünkü sahne arkası ağırlıklı değil mi? Evet, evet, evet. Yani gösteri anı evet belki yer alacak sergimde ama daha çok kuliste ne oluyor, ne bitiyor, heyecan, bu insanlar yaşananlar... ne yer, ne içer, nasıl evet. çalışır, nasıl uyur gibi. Çünkü daha öncesinde dansa dair Tutku ve Dans diye bir tango ağırlıklı bir çalışma yaptım. Sonra müzisyenler Sesime Ses'in adını verdiğim bir sergim vardı. O pek çok yerde sergilendi. Yurt içinde sergilendi daha çok. Farklı farklı illerde. Buna mezun oldum. Anadolu Üniversitesi'nin üniversitesinde de sergilendi. O çok ayrı bir mutluluktu benim için tabii. Bu tür çalışmalarla devam ediyoruz. Öğrencilerimizi elimizden geldiğince en iyisini yaparak eğitmeye çalışıyoruz fotoğraf noktasında. Bunları söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. İlerleyen dakikalarda şunu da sormak isterim. Risus Sanat'taki yaptığınız çalışmalarla ilgili de merak ettiğim şeyler var. Tabii. Onu da sorayım. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Evet dönüyorum. Seyhan hocama. Seyhun ile Seyhan birbirine çok yakın isimler. Yani dikkatli bakıyorum bilgisayara karıştırmayayım diye. Seyhan Hocam, siz konservatuarda sahne sanatları bölüm başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Ayrıca hem ulusal hem de ülke sınırlarını aşan eserleriniz var. Evet, bunlar doğrudur. Gururla söyleyebileceğim bir yapımcı olarak güzel şeyler. Bize kısaca kendinizden ve Risus Sanat'tan bahseder misiniz? Risus Sanat'a olan katkılarınız. Teşekkürler. 7 yaşında piyano çalmaya başladım ve müzisyenlik yaptık 19-20 yaşına kadar. 21-22 tane sanatçının arkasında bilindik, tanındık. Müzisyen olarak görev yaptım. Sonra Niğde Üniversitesi müzik öğretmenliğini kazandım. Ardından müzik teknolojisi aşkımdan dolayı müzik öğretmenliğini birazcık böyle geri plana atarak müzik production üzerine bir eğitim aldım. Amerika'da Berkeley Müzik Teknolojisi bölümünde production eğitimini uzaktan online olarak bitirdim. Daha sonrasında da 9 Eylül Müzik Bilimleri ve Teknolojilerinde yüksek lisans ve doktora programı Yaşar Üniversitesi'nde sahne sanatları, kompozisyon ve film müziği alanlarında eğitimler gördükten sonra müzik teknolojisiyle haşır neşir olmaya başladık. Tabi bu arada müzik öğretmenliğine döndüm. Müzik öğretmenliği yaptım bu eğitimlerim sırasında. Yurt dışında da çeşitli müzikler yayınlamaya başladık. Önce Almanya'da Rosenklang diye bir albüm şirketinden 6 tane şarkı yayınladık. O yayıldı. Sonra Amerika'da Hollywood'da bir müzik şirketi şarkıları satın aldı ve o gün bugündür aslında çok uzatmayalım bugün Risus konusu. 270'in üzerinde eser şu an dünyada var. Home adlı bir PlayStation oyununun da müziklerini yaptım. Çeşitli History Channel vesaire birçok TV kanalında ya da kamu spotunda benim müziklerimi duydunuz ama beni görmediniz, bilmiyorsunuz evet. ya da ilk defa görüyorsunuz. Afyon'a geldik. Ses mühendisiyim. Doçentliğim müzik teknolojisinden. Sesle ilgili olan tarafındayım artık işin. Burdur Müzik Teknolojisi bölümünü kurduktan sonra doçentliğimi aldım ve hocalarım sağ olsun teklif ettiler. Afyon Devlet Konservatuarı'nda çalışır mısın? Çıktık geldik 2,5 sene önce. Bundan 3-4 ay önce de Seyhun Bey geldi.
Hocam böyle böyle bizim ya şu dernek içerisinde bir müziği de katmak istiyoruz. Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ben de kendisine dedim ki ya ben çok yoğunum. Ancak böyle kurulumların yani sanat için yapılan kuruluşlarda ya yani sanatı sanat için yapıyorsanız ve artı sanatı halk için yapıyorsanız gerçekten iyi bir ekiple çalışmalısınız dedim. Dedik ki ben size o konuda destek olacağım ve eğitmen konusunda, kurma konusunda en güvendiğim insanları yönlendireceğim. Tabii bunu karşılığında da biz açıkçası burada söylemek gerekirse herhangi bir maddi karşılık ya da çünkü bu bir dernek, Resus. Resus Afyon'a hizmet etmek için var ve buna gerçekten Seyhun Bey bizi inandırdığı için ben de o günden bugüne Resus Sanat'ın müzikle ilgili olan bütün eğitmenlerinin seçilmesi, işte içeriğindeki ders programlarının nasıl olması, eğitimlerin nasıl olması konusunda danışmanlık yapıyorum diyeyim ve kendi adımı da ön plana ataraktan Resus'ta artık bir akademik müzikle ilgili bir gelişmenin olması açısından ve Afyon'a sanat anlamında bir faydamız olması açısından akademisyenliğimizi bu ülke, çünkü bu şehirde yapıyoruz. Evet. Buraya bir borç biliyorum ben. Ve Resus'un içerisinde bir müddet daha böyle kalacak. Yoğunluğumuza göre nasıl olacak bilmiyorum ama iyi bir eğitim kadrosu oluşturduktan sonra herhalde biz böyle oturacağız ve o Resus'un büyümesini evet. İleriden karşıdan izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Buradan Seyhun hocama şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten bir Afyonkarahisar'da 58 yılını geçirmiş bir insan olarak çok mükemmel bir ekip sanat adına, sanatsal faaliyetler adına çok iyi bir ekip oluşturmuşsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sevgili hocam. Yani Afyonkarahisar'ımızda sanatın her türlü branşı dalı olsun istiyorum. Ve gerçekten güzel bir ekip oluşturmuşsunuz. Konuda evet. Ben hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Şöyle ki öncelikle onlarla birlikte çalışmış olmaktan dolayı kendimizi çok şanslı addediyoruz. Ve ben bizim dışımızda hem üniversitede akademik eğitim alan öğrencilerin hem de Afyonkarahisar halkının bu konuda çok değerli sanatçılara sahip olduğunu düşünüyorum. Ve bunun kıymetini bilmek durumundayız, bilmek zorundayız. Bu sebeple ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Hı-hı. Evet, Afyon'da, Afyonkarahisar'da işinin duayenlerinden diyeyim. Gerçekten çok başarılı Başak Nakilcioğlu kardeşim de bizleri kırmadı sağ olsun programımıza katıldılar. Siz daha önce devlet tiyatrolarında realizatör olarak görev yaptınız. Şimdi neler yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız sevgili Şimdi, hocam? Önce teşekkür ederim bu program için ve tabii burada birlikte olduğumuz Seyhan Hoca, Hayati Hoca evet. ve Seyhan Bey'e de teşekkür ediyorum ayrıca. Şimdi önce bu konuyu biraz açayım. Realizatör evet. kelimesini biraz açayım. Tiyatrodaki anlamını daha doğrusu. Uygulayıcı diyebiliriz. Yani aslında tiyatroda, devlet tiyatrolarında birçok şehirde ve belediye şehir tiyatrolarında, büyük şehirlerin belediye şehir evet. tiyatrolarında birimler var. Marangozhane, Demirhane, Butafor, işte resim atölyesi, heykel atölyesi gibi. Dekorun ilgili kısımları hangi atölyeye geliyorsa o atölye onun realizesini yapıyor, uygulamasını yapıyor yani eskize ve makete göre. Ve ben de işte devlet tiyatrolarında çalıştım. Bu şekilde sahne ressamı olarak çalıştım. Aslında tiyatro ve opera ve bale sanatın her alanının bir arada olduğu iki sanat dalı. Yani müzik var, tekst var, müzik var, oyunculuk var, dekor var, görsellik var. Yani hepsi sanatın bütün dalları bir arada. Fotoğraf da var aynı zamanda. Dolayısıyla ben zaten çok istemiştim böyle bir alanda çalışmayı. Ve uzun dönemde de çalıştım. Ve bu alanda da kendi alanında yani sahne resmi alanında da belki de Türkiye'deki ilk tezi yazdım. Bilmiyorum okunuyor mu ama şu anda öyle bir tez var yani. Mutlaka sanatseverlerin ilgisini çekiyordur ve okunuyordur. Ben umuyorum. Buna inanıyorum sevgili hocam. Umuyorum. Çünkü o alanda hiç tez yoktu yani benim alanımda hiç tez yoktu sahne resmi alanında.
Ankara'daydım ben. Ankara'da çalıştım. Daha sonra Afyon'a geldiğim zaman da kendi atölyemi açtım. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla Afyonlusunuz. Afyon'un yerlisiyim, evet, evet. Afyonluyum. Evet. Afyon'a geldiğimde tabii şimdi Ankara'da aslında özel tiyatrolar da çok fazla. Afyon'da özel tiyatrolar çok fazla değil. Bir de benim tezimi yazacağım zaman bu pandemiye denk geldi. Birkaç tanesi de kapanmıştı. Aslında Seyhun Bey'le bu şekilde biz görüştük, tanıştık. Daha sonra gene sanat üzerine çok güzel sohbetlerimiz oldu. Ve Rüsus'tan bahsettiği zaman da ben de bütün kalbimle yapabileceğim ne varsa yapabileceğimi söyledim. Çok da güzel bir ortam var. Hocalarımız, evet, çok değerli hocalar gerçekten de. Afyon'a dallarında evet, yani en üst düzeyde olan evet, harika insanlarla ben ayrıca kesinlikle program yapmanın da şu an keyfini yaşıyorum. Yani içime sindire sindire gerçekten çok teşekkür ediyorum dördünüze de beni kırmadınız, programıma iştirak ettiniz. Evet. Şimdi benim bu oluşumun, Resul Sanat'ın sevdiğim bir tarafı da aslında biz küçük yerlerde bazı şeylere çok alışıyoruz ve o yapının içinde onu farklılaştırma, değiştirme ve dönüştürme fırsatlarını göremiyoruz aslında. O yüzden hep böyle bildik bir şekilde gidiyor bazı şeyler. Resul Sanat bu anlamda bence, yani ben kendi adıma, ben olsam da olmasam da farklı bir ses olması açısından Afyon'da çok, hı, önemli. Yani değerli bir eksikliği vardı, evet, yani hissedilen bir eksikliği vardı lazım diye ben, evet, de o şekilde, evet, değerlendiriyorum. Çeşitliliğin olması lazım, mutlaka, ve çeşitliliği desteklememiz mutlaka de lazım. Çünkü hep kendi sesimizi dinlersek, kendi konuşmalarımızı dinlersek zaten yani doğruyu da bulamayız. O açıdan çok kıymetli. Ve yani ben şunu da söyle ekleyeyim istiyorum. Yani bu tür sivil toplum kuruluşları, işte dernekler, sanatsal faaliyet yapan, İşte ne varsa sayılarının daha da çok artmasını, evet, istiyorum. Çünkü sanata bir katkı olacağını düşünüyorum. Çok güzel söylediniz. Yani kendi sesimi duymak. Evet. Bir de şöyle Faruk Bey, Afyon aslında bu anlamda çok zengin bir kültür. Hı. Geçmişten günümüzde azalmış bu. Farklılıklar arttıkça hoşgörü artacak. Tolerans artacak. Onun olması için bizim de onu beslememiz gerekiyor. Yani bu anlamda da şimdi Afyon'da bildiğimiz bazı merkezler var. Halen daha var çalışan. Evet. Ama neden başkaları da olmasın? Olmasın. Yani buna şey yapmak lazım. Yani bizim de mesela bir başkasını desteklememiz lazım. Aynı zamanda ortaya çıkması için. Yani ben değil de biz olursak her dalda gelişiriz, büyürüz. Kesinlikle. Efendim, harika şeyler çıkartırız. Evet. İşte ben burada mesela ben de hocalarımı zaten tanıyordum. Ama onlarla birlikte çalışabilme fırsatı buldum, evet, mesela. Benim açımdan da o anlamda güzel bir oluşum oldu. O nedenle böyle yeni ve farklı, heyecanlı, enerjik bir oluşumun içinde olmaktan da mutluyum ayrıca. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili hocam, Seyhun hocam. Buyurun. Yani 58 yaşında olduğumu söyledim de 40'lı yaşlarda beni tiyatroyla tanışmama vesile oldunuz. Tiyatroyu bize anlattınız. Ben şunu söyleyeyim. Yani tiyatrodan ziyade bu Resus'u konuşalım biz. Evet buyurun. Resus Afyon'a, gerçekten Afyon'a bilmiyorum, Afyon Karahisarlılar da katılacaklardır bana, çok ciddi katkılar sundu. Sanatsal anlamda, sosyal anlamda çok güzel şeyler yaptı. Şimdi bizi izleyen World Tour TV izleyenleri, Afyon Karahisar'da yaşayan insanlar Resus Sanat'la nasıl tanışır? Sosyal medyadan, işte yeriniz varsa neresidir? İsterseniz biraz bunlardan bahsedelim mi? Ne dersiniz? Bahsedelim. Ben teveccühünüz için teşekkür ediyorum öncelikle. Afyon'da değerli çalışmalar yapan kültürün ve sanatın farklı alanlarında birçok değerli isim var. Burada tabii bizimki biraz daha göz önünde olunca, belki haber olunca öne çıkmış gibi duruyor ama çok değerli işler üreten, projeler üreten değerli sanatçılar, kültür insanları var. Öncelikle bunu söylemek istiyorum.
Ve bizim beraber hareket ettiğimiz, beraber aynı şu an yolda yürümeye başladığımız hocalarımız oldukça kendilerinden bahsederken mütevazı davrandılar. Evet, yani ben de mütevazı olmamaları gerektiğini düşünenlerdenim. Yani yaptığınız işler ortada ve harika işler. Ben Seyhan hocamın, Hayati hocamın, Başak hocamın çok çok değerli işleri vardır. Bunu seyircilerimizin de çok kısa bir araştırmayla bütün bunların hepsine vakıf olabileceğini düşünüyorum. Şey noktasında Risi Sanat'ta biz bu sene 2022'den itibaren yeni yapılanmamızda sanatın birbirinden farklı dallarında eğitime başladık. 5-6 ana başlıkta tiyatro var, yaratıcı drama var, müzik alanında çalışmalarımız var, resim, fotoğrafçılık ve dans. Şimdi bir değerli hocamız daha var. Bu ana başlıkta iki değerli hocamız daha var. Onlar şu anda aramızda bulunamadı. Tango'da Satut Denizoğlu, yaratıcı dramada Derya Türkmen ve müzik atölyesi başlı başına mini bir konservatuvar oldu Seyhan hocamın koordinatörlüğünde. Biz müzik atölyesini sağ olsun kendisi bizden bilgi ve birikimini, deneyimini kesinlikle esirgemiyor ve bu anlamda eğitim koordinatörlüğünü, eğitmen koordinatörlüğünü üstlendi, danışmanlığımızı yapıyor ve biz bilmediğimiz bir alanda hiçbir şeye karışmak istemiyoruz. Tamamen bilen ve bilinçli ellerde bu işin yapılmasını arzu ediyoruz. Bu sebepten dolayı da hiçbir hocamızın eğitimi, eğitim şekli, içeriği tamamen o yapı onlarındır. Eğitim kendilerine aittir, kapsam, içerik kendilerine aittir. Hocalarımızın hepsini müzik atölyesinde Seyhan hocam belirledi. Piyano, yan flüt, gitar, bas gitar, bateri, perküsyon, bunların haricinde DJ performans eğitimi. Yani çok, böyle bir eğitim çok, evet. Afyon'da yok. Evet. Bu şekilde eğitimler var. Ses eğitimi, işitme eğitimi, konservatuara hazırlık şeklinde eğitimlerimiz var. Ben bu anlamda orada çok değerli üretimler gerçekleşeceğini, değerli eğitimler gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ve inşallah konservatuar yolunda oradan öğrencilerimiz çıkar diye inşallah arzu ediyorum. Sizler de gurur duyarsınız. Yine aynı şekilde fotoğrafçılık eğitimi almak isteyen bir insan için her seviyede eğitim verebilecek düzeyde. Yani bu yeni başlayan olabilir. Evet, oraya geleceğim biraz sonra. Ve daha uzman seviyede eğitim almak isteyen olabilir. Ve çeşitli branşlarda, örneğin hani ürün fotoğrafçılığı olur, yemek fotoğrafçılığı, moda, belgesel. Yani çok muazzam bir eğitmenden, bir hocamızdan eğitim alacaklar. Afyon bu açıdan şanslı. Hakeza aynı şekilde Başak hocam resim alanında çok donanımlı, birikimli, üretken ve çeşitli yerlerde eserleriyle kendini çok ispatlamış değerli bir isim. Bu anlamda da hem yetişkinler için olsun, çocuklar için olsun ve güzel sanatlara hazırlık yolunda olsun değerli eğitimler verecektir. Yaratıcı drama öğretmenimiz, okul öncesi öğretmeni, aynı zamanda yaratıcı drama öğretmeni ve çocuklarla aktif olarak da görev yapıyor başka kurumlarda. Yaratıcı drama alanında aileler iç rahatlığıyla, bütün güveniyle çocuklarını bize teslim edebilirler. Asla kalabalık gruplar oluşmuyor. Ve burada çocukların kendini ifade etme anlamında, özgüven anlamında, empati anlamında çok kazanımları olacaktır. Dans şu an burada yok. Hemen kısaca toparlamaya çalışıyorum ben. Vaktimiz de dar. Lütfen buyurun hocam. Tango beklemediğimiz büyük bir talep oldu şu anda tangoya. Ve Afyon'da tango anlamında daha önceden de zaten bağımsız çalışmalar yapan sevgili Satut şu anda eğitim verecek ve Afyon'a tangoyu sevdiriyor. Böyle bir güzellik olabilir mi? Bütün bunların hepsini bir potada şu an eritiyoruz ve sanatın farklı dallarının bir araya geldiği bir merkez oldu. Buradan ben artık bileşik sanatlar olarak sanatın farklı alanlarında bunların birleştiği bir takım eserlerin de ortaya çıkacağını ümit ediyorum, arzuluyorum, düşünüyorum bundan sonraki süreçte. Peki hocam şunu da merak ediyorum. Yani Afyonkarahisar'da yaşasın, işte Afyonkarahisar'da gelmiş, yerleşmiş, işte burada memur, amir. Bunları çocuklara, Risu Sanat'a nasıl ulaşacak hocam? Yani sosyal medyanız pardon, çok özür dilerim. Size nasıl ulaşmaları gerekir? Evet. Başta sorunuz buydu. Evet. Bize
Risus Sanat sosyal medya hesaplarından, bütün sosyal medya hesaplarımızda Risus Sanat şeklindedir. Aynı zamanda Karaman Mahallesi Nergis Caddesi'nde, belediyenin hemen arkasında merkezimiz var, ofisimiz merkezimizi var. Merkezimizi gelirken görme şansım oldu. Birkaç dakika da olsa gerçekten çok böyle harika şeyler. Yani oraya gelen çocukların orada çok iyi eğitimler alacağını düşünüyorum. Çünkü sakin, sessiz, güzel bir ortam oluşturmuşsunuz. Gayet de güzel olmuş. İmkanlar dahilinde elimizden gelmeye yapmaya çalıştık ama ben daha şimdiden buranın bize yetmeyeceğini hesap edememiştik. Evet. Şu anda daha başlayamadan eğitimlere, biz bu ayın sonunda başlıyoruz ve şu anda küçük geliyor artık, sığmıyoruz oraya. Ama ileride inşallah bütün eğitimlerin ayrı, kendine has, bağımsız, işte müzik eğitimlerinin, fotoğraf eğitimlerinin, resim eğitimlerinin bağımsız bölümlerinin olduğu bir alanda çalışmak nasip olur diyelim. Bize WhatsApp hattımızdan, telefon numaramızdan, sosyal medya hesaplarımızdan her zaman ulaşabilirler. Gerekli bütün bilgileri en kısa sürede hepsine iletmeye çalışıyoruz. Şunu da ekleyeyim. Zaten Seyhan Hocam biraz bahsetti. Buradaki amaç şey değil, maddiyattan ziyade bütün hocalarımız çok fedakar biçimde, özverili biçimde, ben bunu özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum, orada bulunuyorlar ve eğitim ücretleri falan hep buna göre planlandı. Sadece her şey oranın sistemini devam ettirebilmesi, ayakta durabilmesi, kendini çevirebilmesi, öğrencilerin eğitim almaya devam edebilmesi üzerine kuruldu. Ben bunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Peki, teşekkür ediyorum sevgili hocam. Hayat hocam, dedik ya, işinizde ehlisiniz, işinizde uzmansınız yaptığınız işte. Şimdi gençlerin elinde bu telefonlar, fotoğraf çektiklerini falan düşünüyorlar da, sizin gibi bir üstattan tavsiyeler neler olabilir? Eline makinesini almış, fotoğraf makinesini almış ama öylesini almış. Yani merakı da var. Evet. Neler yapmalı? Evet. Önerileriniz neler olur? Yani bu fotoğrafçılıkla ilgili ne yapmalı? Yani en aşağı seviyeden en tepeye neler yapmalı? Vallahi doğrusunu isterseniz bir cihaza sahip olmuş olmak o işi doğru düzgün yapıyorsunuz anlamına gelmiyor. Evet. Her şeyden önce bilgi. Yani neyi kullandığınız değil, nasıl kullandığınız bizim için çok daha değerli. Ve hani hasbelkader bir hocalık vasfıyla da şunu söyleyebilirim. Yani kitap. Günümüzde kitap mı kaldı diyebilirsiniz. İşte Hazreti Google'lar var, bilmem neler var, dijital mecralar, platformlar falan derken buradan da eğitimleri alabilirler gibi geliyor insanlara. Fakat hani mesleğim gereği ister istemez o tür mecralara girdikçe acaba bu eğitimleri nasıl veriyorlar? Kendi eksiğim var mı diye kendimi check ederken gördüm ki aslında belli bir temel üzerinden ilerliyor bunlar. Sıfırdan hiçbir eğitim internet ortamında ya da neyse sosyal paylaşım sitelerinde yok. Oradan öğrenmeye kalkmak, hani biraz abartacağım ama hani macera aramak gibi bir şey yani. Bir heyecan işte gibi bir şey geliyor bana. Ama çok daha düzgün akademik bir eğitimle bunun daha iyi olacağına gönülden inanıyorum çok doğal olarak yani. Varlık sebebim her şeyden önce bu. Dolayısıyla bilgi, yani tamam elinizde fotoğraf makinesi var, dünyanın en iyi makinesi de olabilir, olabilecek işlevini yerine getiren en düşük bir cihaz da olabilir, o hiç önemli değil. Onu nasıl kullanıyorsunuz, hangi bilgiyle kullanıyorsunuz? Bu yüzden bilgiyi edinmenin, doğru bilgiyi edinmenin yolunu aramalılar diye düşünüyorum. Bu noktada hani İşin açıkçası hani Risus Sanat'a da bu işi bağlayabiliriz bu konuyu. Evet. Biz orada vereceğimiz eğitimlerde akademik müfredatı orada da uygulayacağız. Dolayısıyla orada alınan eğitimler gerçekten çok ciddi bir temele sahip olacak. Eğer temel fotoğrafçılık gibi eksiği olan olduğunu düşünen insanlar varsa. Bunun ötesinde farklı atölyeler düşünüyoruz ki bu atölyelerin süresi daha sınırlı olacak. Temel biraz daha uzun bir süreye yayılabilir.
Mesela atölyelerden birisi ürün fotoğrafçılığı, moda fotoğrafçılığı, yemek fotoğrafçılığı. Bugünün şartlarında yanlış hatırlamıyorsam 5. ya da 6. senem Turizm Fakültesi'nin gastronomi bölümünde de yemek stilistliği ve fotoğrafçılığı dersleri veriyorum. O yönüyle de oraya da böyle bir yoğunluğum var. O yüzden hani bu tür bir şeyi olan, ilgisi olan insanlar varsa ama temeli almak şartıyla devamında bu tür atölyelere de devam ederek kendilerini geliştirebilirler diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Vertürk TV takipçiler, artık yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. Başak Hanım'dan başlayarak birkaç dakikalık neler söylemek istersiniz diye devam edelim programımıza. Yani dalınızla ilgili, branşınızla ilgili neler söylersiniz? Evet. Aslında söyleyecek çok şey var tabii ama 45 dakikalık insan... bir program yeterli olmaz diyorsunuz. Yani saatlerce konuşuruz diyorsunuz. Yok hayır, evet. Zaten böyle bir zamanda da insanın aklına çok fazla yani hemen söyleyemiyor, hemen toparlayamıyor. Hı-hı. Ama şunu söyleyeyim. Yaklaşımı konuyu ele alış açısından yani resus sanatın insanlara sanatı daha ulaşılabilir bir şekilde formda sunması ve gösterdiği özen açısından ben orada olmaktan yani daha doğrusu burada olmaktan ve hocalarımızla beraber olmaktan da onları da bu şekilde tanımış olmaktan da çok mutluyum. Ben çalışmalarıma devam ediyorum zaten atölyemde ya da işte duvar resminde, sergilerde. O açıdan zaten çalışmalarıma devam ediyorum ama birlikte olup da bir şeyler üretmek açısından da keyifli bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Seyhan Hocam, sizden neler söylersiniz? Ben Risus'la başladık. Müzik eğitimini akademik ve doğru bir şekilde ilerletmeyi düşünüyoruz açıkçası. Hedefimiz bu. Afyonlulara da müzik eğitimi konusunda çocuklarını emanet etmek istiyorlarsa Risus Sanat'a gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü oradaki kurduğumuz eğitmenler yüksek lisansını yapan ya da yapmış ya da zaten konservatuar bünyesinde bu çalgı eğitimlerini veren öğretim elemanlarından ya da bizim çok böyle başarılı olarak gördüğümüz ve başarılarına şahit olduğumuz öğrencilerimizden oluşuyor. Buradaki izleyenlerimize Risus Sanat'a müzik eğitimi konusunda çocuklarını yönlendirmeleri konusunda ben bir tavsiyede bulunabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Evet Hayat Hocam. Sizin de son cümlelerinizi alayım. Seyhun Hocam'la da programı kapatalım. İşin doğrusu başta program için size teşekkür edeyim. Sonra Seyhun Bey'e çok teşekkür ederim. Çünkü belli bir projeyi yapmamda bana yardımcı olmuştu. Henüz tamamlayamasam da o projeyi. Sonradan bu sanat merkezine evrilme durumunda da ilginç bir yaklaşım benimsedi. Bize de sağ olsun güvendiği için bizleri davet etti. Biz de icabet etmeye çalışıyoruz bu davete. İşin açıkçası Afyonlu olup da elinde makine bulunan herkes biraz da bilgi edinmek istiyorsa bunu ciddi bir düzeyde alacaklarını, bu bilgiyi alacaklarına inanarak gelebileceklerini söylüyorum, tavsiye ediyorum. Gelmek isteyenlere eminim ki Risus Sanat kapılarını sonuna kadar açacaktır. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Evet Seyhun Hocam. Ben de öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Programa davet ettiğiniz için ve bize bu fırsatı verdiğiniz için. Hocalarımız alanında gerçekten uzman, donanımlı, bilgili, birikimli ve hem sektörel olarak yapılan işlerin yapıldığı sektör olarak hem de akademik olarak çok değerli ve saygın isimler. Ben tekrar az önceki söylediğim cümleyi söylüyorum. Zaman zaman bana ve Risus Sanat'a teşekkürler edildi ama tekrar kendilerine güvendikleri için, birlikte hareket ettikleri için çok teşekkür ediyorum.
ve bu anlamda çok doğru ve iyi bir şekilde eğitim verileceğini ben garantisini verebiliyorum bu anlamda. Ve taşın altına elini koymuş isimler. Bu anlamda da kendilerine ayrı bir teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü ben başta bunları konuşurken emin olun acaba farklı yaklaşırlar mı şeklinde tedirgin de oldum. Hocalarımızın bazılarıyla zaten samimiyiz, önceden arkadaşlığımız var. Ama bazılarıyla bu süreç içerisinde biz bir araya geldik, tanıştık. Ve kimisiyle acaba maddi bakar mı olaya, kimisiyle acaba bunu küçümseyebilir mi oluşum şeklinde. Ve benim karşılaştığım şey gerçekten her türlü takdire şayan bir şekilde maddiyat bir kenara bırakılarak, ünvanlar, çok özür dileyerek söylüyorum, ego bir kenara bırakılarak burada fedakarane bir tavır alındı. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda eğitim almak isteyen insanların da bundan faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili Vertürk TV izleyenleri, Karahisar TV stüdyolarından yaptığımız yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Kocatepe'den Bakış Atlı programımızda farklı konu ve konuklarla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Efendim esen kalın, hoşça kalın, sanatsız kalmayın ne olur.